Günaydın Samet. İftira çok kötü bir şey. İnşallah kızın başına bir iş gelmez. Ay Samet ya, takıldın sen de şu kıza. Yelde her gün laf çakıyor ona, alıştı o. Yok yok, ben gördüm, kız çok kötü oldu. Çok kötü. Samet, uyuduk, uyandık, unuttu o. Bitti o iş. Unutulmuyor. Ne diyorsun sen ya? Hülya, hani ben bazen böyle panikleyince kekelemeye başlıyorum ya. Aa, o nasıl laf kocacığım? Sen asla kekelemezsin. Sen panik yapınca tekliyorsun. Yok işte. Biz ortaokuldaydık, orta ikide. Bizim arkadaşlardan birinin böyle palyaçolu bir kalemi vardı. Diğer çocuklar da şaka olsun diye almış, benim sıranın altına koymuşlar. Aa. Ya. Ondan sonra onlar aradılar, taradılar. Benim sıranın altından çıkınca ben o korkuyla, panikle başladım kekelemeye. Ne vicdansızlar. Aldılar beni, konuşma terapistiydi, doktordu, kurs filan derken. Yani anlayacağın, ne zaman bir şey olsa ben o korkuyla başlıyorum kekelemeye. Nasıl insanlar bunlar ya Samet? Bizim söylememiz lazım. Ne alakası var Samet? Onunla bu bir mi Allah aşkına? Bir tabii ki de. Hadi benimki şakaydı, ben aklandım. Kızın üstünde şaibe hep kalacak. Ben gidiyorum, söyleyeceğim. Aa, olur mu böyle şey? Ya, olur, olur, olur. Samet saçmalama. Saçmalama. Aa, ne yapıyorsun? Ya. Samet dur. Ya ben... Aa, gönderme ama. Samet. Çektim üstüme. Moral kafada bak. Hakkımı helal et. Samet. Sağ olasın. Hülya bırak. Hülya bırak beni. Samet, gözünü seveyim Allah aşkına. Hayır, ne oldu? Hay Allah ya. Bari bunlar iyi geçiniyor diyordum. Durup dururken çocuklara nazar değdirdim. Bırak kolumu. Buyurun. Tarak. Nerede buldunuz bunu? Banyoda babacığım. Şu küçük banyo var ya. Onun lavabonun altına düşmüş. Sakar o kız, biliyorsunuz. Kızım, sana kaç kere söyledim ben oraya bak diye? Yelda Hanım, yemin ederim baktım. Hatta 2-3 defa altın üstüne getirdim. Aman tamam tamam, sus. Ah be kızım, doğru düzgün bakmış olsaydın görmez miydin? Şu işinizi düzgün yapın ya. Baba. Aa Samet, lütfen girme, iki insanın arasında konuşma. Hülya, sus! Biz aldık baba. Siz mi aldınız? Neden aldınız oğlum? Baba, hani bizim çocuğumuz olmuyor ya. Bu Tarak'la belki olur diye olmayacak bir şeye kalkıştık yani. Ay hayır, yani milletin tasını tarağını alarak mı böyle çocuk yapacaksınız? Yani bu ne cahillik, anlamadım. Bir dakika lütfen susar mısın? Ben onlarla bu konuyu konuşacağım zaten. Sizin bu 9 doğurtan balınızı da unutmadım. Sizin yüzünüzden evi börtü böcek bastı. Onu da konuşacağız sonra. Hülya, Samet, Ayşe'den özür dileyin. Özür dilerim. Ayşe, kardeşim gerçekten özür dilerim. Samet abi. Ben senin ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyorum. Yani özür dilemene hiç gerek yok. Ayrıca teşekkür ederim. Yelda. Evet. Ne evet? Özür dilemeyecek misin? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ayol, suçlular ortada. Ben niye özür diliyorum ki? Hayır, yani benim yerimde kim olsa böyle düşünürdü zaten. Ben düşünmezdim. Niye? Çünkü aileler başlarına böyle bir şey geldiğinde birbirleri hakkında akıllarına gelen en kötü şeyi düşünmezler. Bu yoruma katılıyorum ama beni de kapsarsa sevinirim. Ya sen bir susar mısın önce? Evet Yelda, özür dileyecek misin? Ben kimsenin benden özür dilemesini istemiyorum, böyle bir şey beklemiyorum da. Ya ben açlıktan ölsem kimsenin bir lokma ekmeğini almam, çalmam. Öyle biri değilim ben. Ama ben dün çok kırıldım. Yani Yelda Hanım bunu bilse yeter. Afiyet olsun. Tamam.
nereye kadar bu pembe rüyalar?